Merhaba arkadaşlar, hocam hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karşı izleyelim arkadaşlar. Bugün sizlerle 8.15 şeması hakkında konuşacağız. İşte biraz bilgilendirmeye çalışacağım sizleri. OBS çalışıyor, okey. Şimdi arkadaşlar 8.15 şemasında bayağı bir şey geldi. Oyun güncellemeleri falan onlardan bahsedeceğiz. Şimdi yanılma noktalarında hoş geldiniz diyor. Önceki yanılmalarımızda belirttiğimiz gibi dönemde gelen falan filan dengeye odaklanıyorlarmış. Küçük bir yanmaymış. Okey. Nişancıları gözden geçireceğiz. Olumsuz etkileri biraz hissediyor. Aynen. Aynen. Eşya bedellerini azaltma, yani eşyaların biraz daha ucuz olmasını sağlayarak ADC'lerin oyuna daha çabuk, daha erken dahil olmalarını istiyorlarmış. Bu yüzden eşyaları biraz ucuz uzatmışlar. ADC'ler için iyi bir haber. ADC menüleri için. Akan'ın güncellemesi bu yanda oyuna geliyor. Şampiyon yedekli incelemeyi unutmayın. Aynen. Teşekkürler. Şimdi bunu bir izleyelim bir daha. Şöyle full ekranda görüyorsunuz sanırım. Şimdi bir dakika. Gözüküyordum ya. Tamamdır. Full ekranda izleyelim bunu. Akali'ye rework geldi arkadaşlar, biliyorsunuz zaten. Fizz'in W'si ve R'si bufflandı. Arkadaşlar Fizz şu an oyundaki en güçlü orta koridorlardan birisi. Hatta en güçlü orta koridor olabilir. Aşırı güçlüydü. Üstüne bir daha da güçlendirdiler. Yani oynayın abi. Oynayabiliyorsanız oynayın. Aşırı derecede güçlü şu an. Görüyorsunuz. Adjust ilerliyor. Biraz daha güçlendirilmiş sanırım. Tam bilmiyorum bunu. Okuyacağız ama sonra. Detaylı olarak inceleyeceğiz. ADC itemleri işte biraz daha şey olmuş. Geliştirilmiş. AD'lerin için kolaylık sağlanmış. Yeni şey House Party skinleri şu an Miss Fortune, Grace ve Zoe üzerinde görüyoruz. Evet, bu video böyle kısa bir videoydu. Güzel bir videoydu. Akali. Efendisi suikastçı Akali o 8.15 şemasıyla saldırıya geçiyor. Şu bantları kendi yolunu çizmeye başlayın. Şimdi şampiyon. Ay, nereye geldik ya, dur. Akali yeni şey bu. Special artı şu. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel. İşte skinlerini falan gösteriyor. Dese geçer. Ekleriz. Zebani, Fırtına, Fırbet, Hemşire, Kanlay, Gümüş Diş, Kelle Avcısı ve Sushici Akali olarak. Tamamdır. Fiddlesticks biraz nerf yedi. E'sinin manası çoğaldı. 50'den 70'e çoğaldı. İlk evvelerde tabii kritik 20 mana 20 manadır. Ve taban hasarı düştü. Şöyle görüyorsunuz. Yani nerf yedi bayağı. Şu an pek güçlü değildir. E'si çok güçlüydü onun. Biraz güçsüzleştirdiler ama hala oynanır. Fizz aşırı derecede güçlü oldu. W'sun aktifin taban hasarı arttı. W'nun aktifine isabet hasarında isabet halinde hasarların oranları arttı. R'nin yetenek gücü oranı arttı. Ancak daha büyük köpek balıkları için az daha az artıyor. Ha. Yani ultisi çok fazla güçlenmemiş. Yine de güçlü ama. W'su çok güçlü olmuş. Baksana 40'tan 50'ye çıkmış. Yetenek gücü oranı 4.6'dan 0.6'ya çıkmış. Yani ne kadar çok AP kasarsan o kadar çok vuracak W'nüz, yeteneğiniz. 0.3'ten 0.4'e çıkmış. Güzel. Köpek balığı hasar oranı 0.6'dan 0.9'a çıkmış. Büyük köpek balığı hasar oranı daha da çoğalmış. Yok lan. Nerf yememiş aslında. Bayağı güçlü olmuş ya. Gigoldon hasarı da en büyüğü de 1.2'den 1.3'e çıkmış. Gayet güzel. İrelia'nın saldırı gücü arttı. İrelia zaten güçlüydü, daha da güçlü oldu. Can miktarı arttı, pasifin hasarı arttı, Q'nun menzili, taban hasarı ve Q'su biraz düşmüş. Diğer her şey artmış neredeyse. E'nin menzili ve taban hasarı azaldı, R'nin menzili azaldı. Ha, yani adjust şey bu herhalde ya, ortalama bir denge. Yani bir yerden kısıp diğer yerden vermişler. Yere getirdiğimiz değişikliğin devamı olacak. Gücünün daha büyük bir kısmını yetenekli normal hasarlarına kaydırıyoruz. Okey. Saldırı gücü çoğalmış, canı çoğalmış, pasifi çoğalmış mı? Çoğalmış aynen. Q'su menzili azalmış, taban hasarı da düşmüş. Bayağı düşmüş. Aa baksana. 10'dan 5'e düşmüş. 25. İlk levelde de bayağı düşük. Yerinde normal, çok az fazla düşmemiş. Hasar oranı da az bir şey azalmış. W'nun hasar azaltması çoğalmış. Yo. Yani ilk levelde çoğalmış, ikinci levelde aynı, üçüncü levelde falan. Full hep %50 olduğu için fark edilmeyecek yani. O yüzden W fullemeyin ilerliyor oynuyorsanız. E'si menzili azalmış, taban hasarı da azalmış, biraz nerfilmiş.
Canavarlara da fazla hasar vermiyormuş. Eskiden veriyordu demek ki. R'sinin menzili biraz azalmış. Yani ortalama bir dengelim olmuş. Kindred'in W'sız oranı Kul için azaldı. R'nin bekleme süresi arttı. Yani Kindred'in nerf girmesi lazımdı. Ben oynayamadım şeydeyken. 8-14'te. Çok bilmiyorum çünkü. %50'denken %25'miş. Yarısına gitmiş. Baya çok bence. Bekleme süresi de çoğalmış. Yani baya bir nerf yemiş. Oynanmaz herhalde artık. Lee Sin Q'sun tabana zarar azaldı. Hasar oranı arttı. Artık X. Ya Q'su Lee Sin'e pek bir şey gerekmiyordu bence. Normal bir karakterdi bu. Taban hasar düşmüş. Hasar oranı biraz çoğalmış. Okey. Okey. Ama nerf yani. Morgana taban mana yenilemesi azaldı. Kara kalkan bedeli arttı. Morgana konuşamadım. Morgana bayağı bir nerf yemiş. Kara kalkan yani E yeteneği bedeli falan arttı diyor. Aynen. Elideyken 80-30 mana. Bir de ilk levelerdeyken önemli. Mana yenilemesi de her 5 saniyede 15 mana yerine hem her 5 saniyede 11 mana. Yani çok bir şey değil ama yine de fark eder. Olaf W'sun ilave saldırı arttı. Olaf güçlüydü. Olaf oynanır bu arada ya. 40'tayken 55 çıkmış. 115 çoğalmış. 15-15 devam ediyor aynen. Olaf oynanır videosunu çekebilirim. Üst koridorda ya da ormanda. Queen zırhı azaldı. Pasifin hazarı azaldı. Allah'ıma şükürler olsun. Queen'in zırhı... Yeter artık ya. Queen kadar güçlü bir karakter yok abi. Zırhı 28'e düşmüş. Tamam. Azalmış. Azalsın ya. Çok fazla güçlü abi Queen. Queen'in koridordaki gücü biraz sorun olmaya başladı. Aynen ya. Rakiplerin menzili... Aynen abi. Bak zor olmamalı. Çok mantıklı ya. Queen kadar zor bir... aptal bir karakter yok. Çok fazla güçlü. Menzilli. Hızlı. Yani hem yetenek olarak hızlı hem saldırı olarak hızlı. Aşırı güçlüydü. Düşsün biraz. Bence bu az bile. Biraz daha düşmesi lazım da. Syndra'nın Q'sunun taban oranı azaldı. 50'den 70'e çıkmış bu arada. Güzel. Güzel çoğalmış. Son levelde aynı. Ama yine de güzel çoğalmış. Syndra oynadı limitte. Evet metaya giriyor yavaş yavaş. Thresh W'nin bekleme süresi ileri yeteneklerinde azaldı. Ha, güzel. Oynanır şu an. Gücü katkısı da %100 olmuş ilk levelde. Güzel. Mantıklı. Ya ama gerek var mıydı bilmiyorum. Thresh zaten güçlüydü. Daha da güçlü olmuş artık. Destek eşyaları bedelleri arttı. Artık 350 yerine 400 veriyorsunuz. Yani 3 potu alacağınızda 2 potu alacaksınız. Çok da fazla bir şey yok. Nişancı eşyaların güç patlamalarını biraz daha geç ulaşmalarına yönelik çalışmamızda birazcık aşırıya kaçtık ve bu da onların oyunun orta tarafında yetersiz hissetmelerine ve sık sık oyun ilerisi safhalardaki güçlerine ulaşılmamalarına sebep oldu. Güç patlamalarına daha erken ulaşabilmeleri için bazı nişancı eşyaların bedelini azaltıyoruz. Ancak buna ulaştıkları anda oyun üstünde hakimiyet kurmamaları için oyun geç safhalardaki güçleri biraz aşağı çekiyoruz. Yani eşyayı daha önce aldırıyorlar karaktere. Early game'de, erken oyunda daha güçlü olsun diye ama oyunun geç safhasında da çok fazla güçlü olmasın, tek atmasın diye onu da biraz düşürüyorlar. Ebedi Kılıç 200 altın azalmış, okey. Hasar dönüşüm %15'ten 10 düşmüş mesela. Yani bu Yasuo için biraz kötü olmuş. Aslında iyi, ya bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Tek kılıcı. Tek kılıcı kazma artı. Aa değişmiş. Tek kılıcı ve kazmaymış. Eskiden 3 tane şey vardı. Tek kılıcı kazma bir de şeydi. Neydi o ya? Kritik eşyasıydı. Şimdi değişmiş onlar. Evet, ebedi kılıç biraz garip olmuş. Gerçek hasar kritik vuruşları artık mor büyü hasar kritik vuruşu simgesiydi. Mavi yani o boş ver onu. Fırtına biçen bedeli azaldı. Saldırıcı azaldı. Saldırıcı aldı. Oo. Ya fırtına biçen nasıl olmuş biliyor musunuz? Daha güçsüz bir item olmuş. Daha ucuz bir item olmuş. Can biçenin saldırı gücü artmış. Güzel. 70'ten 75 güzel. Can biçen alınır. Bayağı güçlü. Coşku eşyalar altın bezeri azaldı. Altın bedeli azaldı. Aynen. Yavaş yavaş 100 gold 100 gold azaltmışlar. Tibetan toplam 5 bezeri azaldı. Saygı gücü azaldı. Tibetan çok önemli ADC için. ADC CC yediği zaman tek yiyor yani. Bir kitle kontrolüne maruz kaldığında direkt ölüyor. Bence güzel olmuş. Yani altınlar da azaltılmış. Oo bak bayağı düşmüş ya. 200 gold düşmüş. Aynen. Saldırı gücü de azıcık. Bence çok güzel olmuş. Daha erken oyun. Oyunun orta safhaları, erken ve orta safhaları bence daha eğlenceli geçecek. Çünkü eşyalar daha erken alınacak. Artık göreceğiz. Ormancı eşyaları kısıtlaması artık şampiyon en yüksek miyim? Ha. Mantıklı mı? Ama çok mantıklı değil ya. Bu bence gereksiz.
Runlar etkilenmesi oyunu daha ileri bölümü kaydırıldı. Oyunun biraz daha geç safhada artık işe yaraması için yapılmış. 10. dakikaya kaydırmıştık çünkü prodüksiyon önünde yaygınlığa sonradan geliştirdik falan filan. 8 dakika olmuş. Aynen. Biraz daha geç olmuş artık şey. Neydi onun ismi ya? Stepwatch işte. Stepwatch müydü? Stopwatch. Her neyse işte. Renk koleksiyonu 8.15 oyuna geldi. Sonra koleksiyon sekmesini katılacak. Sahip olan bütün renkleri görebilecek. Ha, ya biraz daha değişmiş koleksiyon kısmındaki şeyler işte. Nerede? Ya burada işte göreceksiniz renk şeylerini. Hadi şurada var hatta. Gelmişti. 8.15'teyiz zaten. Benim şu an rengi falan yok. Toplamaya başla falan filan. Mağaza hediye gönderme işleme. İçerik almaya, hediye etmeye ve işlemeye bazı iyileştirmeler getirildi. Single tıklamda renkli atık görünebilir. Tekrar tıklanabilir. Şuradan. Bak sen de hediye arkadaşı üstüne gönderilebilir. Aa güzel. Bu zaten vardı. Kalıcı fotoğraf artık işlerine sahip olan gösterebiliyor. Okey. 225 turuncu öz, 175 turuncu öz. Daha güzel olmuş. Daha fazla ifade ayrıştırabileceğiz artık. Evet, istatistikler. Sita basit performans istenceye geliyor. Aa, okey. Ya oyun biraz daha şey oluyor böyle. Daha FPS'in çoğalması için harita işte değiştirmişler. Bu arada yeni harita da gelecek biliyorsunuz. Artık ne zaman gelecek bilmiyorum ama. Burada giden hata da var. Bu çok fazla önemli bir şey değil. Kas sebepleri falan geri getirildi falan filan. Okey. Ya oyunda işte olan bugları gidermişler. Yani her zaman olması gereken bir şey zaten. Yakında gelecek kostüm ürünü renklerden bahsetmiştik sanırım. Gangplank'miş. Aa Gangplank'miş lan ben şey zannetmiştim. House Party Gangplank, House Party Zoe ve House Party Caitlyn. Misotion'u da zannettim bunda ya. Burada renk paketlerini görüyorsunuz şöyle. Değişmiş. Bir de ayrıntı bilgileri kısmını okuyalım. Şöyle en üste çıkayım bir. Tamamdır. Şöyle görüyorsunuz zaten. Gangplank 350 RP, 250 RP de simgesi var. Böyle simgeler falan filan var. Aynı şekilde 250 RP ve 1350 RP'ye, 1350 RP'ye simge ve kostümü alabiliyorsunuz. Zoe de aynı şekilde. Simgesi de 250 RP. Tarikin renkleri halbuki 290 RP. Yani şöyle 290 RP'ye alabiliyorsunuz renk paketlerini. Böyle görüyorsunuz. Totem görünümleri de... Ha, bunlar da totem görünümleri işte. Az RP. İfadeler işte yeni ifade gelmiş. Güzel. Toplam 3'ü de 3'ü toplam 750 RP. Bence güzel. Şu bayağı güzel. Ortadaki de güzel. Şimdi ganimetlere başka bir şey geldi. Konum küreleri diye bir şey geldi. 295 RP. Bu üst koridor, jungle, orta koridor, alt koridor ve destek rollerinden 295 RP vererek alıyorsunuz. Ve burada yazan karakterlerden birileri geliyor. Bakın görüyorsunuz. Ve cevher çıkma oranları da burada içinde. Bence gayet güzel. Yani karakter eksikliğini giderebiliyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz işte. Hangi karakterin çıktığını. Böyle yani. Dahilen şampiyonu. Hepsi değil herhalde. Bilmiyorum hepsi mi değil mi. Her neyse arkadaşlar. Videonun burada sonuna geldik. İşten geldim. LoL oynadım biraz ama. Ping falan girdi dedim. Ben de hazır 8-15 yaması gelmişken bir tane video çekeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.